kalmaya devam edecekti. Asuman Sivri, kurmalara kavuşurcasına semah döneldi. Anne dedi, ben dönmeden alırsan karnemi, evin en güzel yerine as dedi. Belki de bizlerin sema etmeni o olacaktı. Eğer madımakta diri diri yapmasalar. Behçet Aysan, o bir hekimdi. İnsan canı kurtarana da kıydılar orada. Devrimciydi, cezaevinde yatmıştı. Şiirler yazıyordu sevdaya dair. Belki de demokrasiyi yazacaklardı. Eğer onu da madımakta yapmasalardı. Sivas Madımak'ta geleceğimizi, gençliğimizi, sanatımızı, bilimimizi, inancımızı, çocuklarımızı, büyüklerimizi bizden aldı. Ve halen maalesef adalet önünde 30 yıldır süre gelen bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Ama onların yoldaşları, bizler, onların dava arkadaşları, bu ülkede sevgiden, barıştan, özgürlükten yana olanlar, onların bu mücadelesine, onların bize bıraktığı ışığı söndürmeden devam edeceğiz. O kin, nefret, tekçi, inkarcı anlayış bu topraklarda yok olana kadar barışın, sevginin, kardeşliğin filizlendiği günlere kadar birlikte mücadele edeceğiz. 30 yıl gerçekten de anlamlı. Hüsnü Ablar Kültür Derneğimizin öncülüğünde bir 30 yıl anma komitesi kuruldu. Alevi Bektaş Federasyonu ve birleşenleri olarak da Hüsnü Ablar Kültür Derneğimizin bu komiteye Türkiye'nin dört bir yanında destek vereceğiz. Toplumun vicdanında, adaletin huzurunda bir türlü yüzleşemeyen o katillerin, o yok sayan, inkar eden anlayışın hesap vermediği yerde toplumda, toplum vicdanında yüzleştirmek için Türkiye'nin dört bir yanında olacağız bu yıl. 30 yıl bu dostlarımızın bize bıraktığı, Sivas'ta sonsuza uğurladığımız canlarımızın ışığını söndürmeyeceğimizi, onların davası bizim davamız, onların mücadelesi bizim mücadelemiz olacak. Promete, tanrılardan çaldığı ateşi insanlığa faydalı olsun diyerek armağan ederken, acaba kendisinden binlerce yıl sonra Anadolu'da Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta 33 canın, 33 yüreğin diri diri yakılacağını bilseydi, yine de ateşi insanlara armağan eder miydi diye düşünüyorum canlar. Aynı Promete,
zalim Zeus tarafından Kafkas Dağı'nda bir kayaya bağlanmış ve her gün bir kartal tarafından ciğerleri yenilerek cezalandırılmıştır. Her gece sabaha kadar ciğerleri yeniden sağlamlaşıyor ve kendini yeniliyordu. Ve Prometheus şunu söylüyordu: Zeus'un tahtı yıkılmadıkça benim işkencelerimin sonu yoktur. Aslında bu titanlar, Zeus'lar halen var. Ve bu zamane Zeus'ları da tahtından inmedikçe, tahtı yıkılmadıkça hepimizin acıları ve işkenceleri devam edecek. Meydana geldiğimiz sırada kültür merkezinin bulunduğu yoldan bize doğru gelen kalabalığı gördük. Bir taksi çevirdim ben. Onları bindirdim. Ve dedim ki, yani ilginç bir şey, ben arkadaşlarımın yanına dönüyorum. Ölürsem de kalırsam da onlarla olmak istiyorum. Onlar külev beni hiç affetmedi hayatım. Ölene kadar bile. Onlar gittiler. Ben otele yürüyerek döndüm. Çok ilginçtir. Karşıdan 5-6 kişilik bir grup geliyordu. Biri parmağını uzattı böyle. Bu da onlardan dedi. Ne yapacaklar diye merak ettim. Hiçbir şey yapmadılar. Arkamdan yürüdüler. Otele girdiğimden emin olmak üzere diye düşünüyorum ben. Arkamdan konuşarak yürüdüler. Nefeslerini hissediyorum. Uzansalar omzuma dokunabilirler. Hiçbir şey yapmadılar. Benim otele girmemden emin oldular. Yalnız ben meydanda birkaç dakika durdum. Otele yürümeden önce. Ve orada hiç unutamadığım bir manzara vardı. Meydan valiliğin önü. Ara sokaklardan adamlar, bir adam böyle birilerine bir şeyler yapıyor, hareket ediyor. Arkasından 5-6 kişi grup meydana doğru akıyorlardı. Çok örgütlülerdi, bunu söylemek istiyorum. Meydanda attıkları slogan farklıydı. Artık Cumhuriyet'e dönük sloganlar atmaya başlamışlardı. Örgütlü, sistemli, çok önceden, belki yıllar önceden planlanmış bir eylem vardı orada. Kalabalık bir eylem. Gençler Semah dönerken Semah'ın sonunda koyunlarından çiçek çıkarıp atıyorlar ya, bir tanesi kucağıma düştü. Onu yakama bir türlü takamadım. Ansın Bezirci bir şeyler buldu. Bir kürdanla onu tutuşturdu. Buna iyi bak, bu düşmeyecek dedi bana. Yakamdaydı ama ertesi gün o patırtı arasında otelde de, hatta merdivenlerde yanına gittiğimde gül nerede dedi. Dedim bir şey olmasın diye cebime koydum. Derin de bir cebi var ceketimin. Ama otelden ayrıldıktan sonra bir türlü o gülü bulamadım. Hep kendi kendime dedim ki orada kaldı. Yani bu çirkin dünyaya dönmek istemedi. Hep böyle düşündüm. Gül'ün öyküsü bu. Tanığa gelince, onu kızım iyi bilir. Genç bir çocuk vardı. 15 yaşında olduğunu söylemişti. Ben onu görmüştüm. İki kere görmüştüm. Sivas'ta. Hem şeyin, lokantanın önünden geçti. Hem de meydanda bağırırken gördüm. Kızıma dedim ki onu nasıl teşhis edeyim? Bir tek o çocuk ifadesi sırasında beni abim getirdi. Bunların olacağını bilmiyordum ve çok pişmanım demişti. Bir tek o söyledi. Ve kızıma ne yapayım dedim. Defa günlerce nasıl teşhis edeyim? 15 yaşında tam galanacak, lekelenecek. Sen bilirsin, hep bana sen bilirsin anne dedi.
Günlerce kendimle mücadele ettim ve tanıkları teşhis ettiğim gün atladım onu. Çok yalvarır gibi, çünkü o da beni görmüştü, göz göze birkaç kez gelmişti. Çok böyle yalvarır gibi bakıyordu. Orada affetti. Hep şunu derim ama, onlar bizim 11 yaşındaki çocuğumuzu affetmemişti. Ama biz onlar değiliz. Biz onlar değiliz. O benim içimde bir yaradır ama. Yani evet, kitapta hala bir ikilemdir. Evet.